Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 126. videoya geldik. Sayfa 304'ten devam ediyoruz. Şimdi gençler sırada ne var? Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yapacağız. Yine üstü sayılardakine benzer mantıklarda olacak. Ben üstü sayılarda 7 çarpı 3 üzeri 10 artı işte 4 çarpı 3 üzeri 10 dediğimde bu 3 üzeri 10'lar büyük sayılar olduğu için ben bunlara dokunmuyordum. Ve 7 artı 4 deyip 11 çarpı 3 üzeri 10 diyordum. Buraya küçük bir atıfta bulunmuş olalım. Şimdi köklü sayılarda da aynı şeyleri yapıyorum. Yani ne demek istiyorum? Gençler şimdi hadi diyelim ki 3. dereceden kök 2 ve bu 5 çarpı olmuş olsun. Artı 4 çarpı 3. dereceden kök 2 artı 3. dereceden kök 3 olsun. Gençler 3. dereceden kök 2 ve 3. dereceden kök 2 olduğu için 5 artı 4 yani 9 artı 3. dereceden kök pardon 9 artı diyorum özür dilerim. 9 çarpı 3. dereceden kök 2 diyebilirken 3. dereceden kök 3 olduğu zaman hocam orada bir dur diyeceksin. Çünkü burası kök 2'li burası kök üçlü oluyor. Her ne kadar dereceleri aynı olsa bile köklerin içi farklı olduğu sürece burada ben toplama çıkartma yapamıyorum. Çarpma de durum değişecek onu da anlatacağım ama toplama çıkartma yaparken sıkıntı yaşayacağım. Mesela kök 5 artı kök 7. Hocam dereceler aynı olsa bile köklerin içindeki sayılar farklı olduğu için ben buraya işlem yapamam. İşlem yapamayacağım için hocam bunun cevabı direkt olarak bu olacak hiçbir şey yapamam diyeceğim. Hocam mesela burada da köklerin içleri evet aynı ama hocam bu sefer dereceleri farklı. Biri üçüncü dereceden biri ikinci dereceden. Yani ben yine burada işlem yapamayacağım. Bunun sonucu yine üçüncü dereceden kök 2 artı kök 2 olarak kalmak zorunda. Yani işlem yapabilmek için ne olması lazım? Hem eninci dereceden kök neyse diğeri de hocam eninci dereceden çökme olmak zorunda. Aynı şey olmadığı sürece hayatta işlem yapamam. Şimdi gençler bu sefer ne oluyor? Bakın burada bir kök 2 var. Burada bir kök 2 var. İkisi de kök 2 olduğuna göre dereceler aynı. Köklerin içi de aynı. Hocam aslında şunu 5x artı 6x'miş gibi düşünebiliyorsun. 5x 6x toplarsan 11x oluyor. x dediğim şey neydi? İ kök 2 demiştim değil mi? Yani bu aslında 11 kök 2 anlamına gelecekmiş. Şimdi kök 18 artı kök 50 eksi kök 32 diyor. Ben öğrendim ki 18 dediğim şey 9 çarpı 2 idi. Yani kök içerisinde 3 üzeri 2 çarpı 2. Artı şu 50 dediğim şey kök 25 çarpı 2. 25 de 5 üzeri 2 olacağı için 5 üzeri 2 çarpı 2 oldu. Ve kök 32 dediğim sayı da 16 çarpı 2'dir. Yani 16'da neydi? 4'ün karesi yani 4 üzeri 2 çarpı 2 olacak. Hocam şu 2 olduğu için sadece 3 dışarıya çıkar 2 kalırdı. Yani burası 3 kök 2 oldu. Artı hocam sadece 5 üzeri 2 olduğu için 5 dışarıya çıkabiliyor. 5 kök 2 oldu. Eksi hocam şu 2 dışarıya çıkabiliyor. Sadece yani 4 üzeri 2 olduğu için sadece 4'ü dışarıya çıkarabiliyorum. O da 4 kök 2 oldu. Hocam 3 artı 5 8 eksi 4'ten sonucum 4 kök 2 olmuş oldu. Tekrar söylüyorum kökün derecesi ve içindeki sayı aynı olmak zorunda. Dereceler aynıysa içleri farklıysa işlem yapamam. İçleri aynıysa dereceleri farklıysa yine işlem yapamam. Sadece ama sadece köklüğün içi ve derecesi aynı olduğu sürece işlem yapabilirim diyorum ve alttaki alıştırma örneklerini sana ödev olarak bırakıyorum. Diğer videoda görüşürüz. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.